Ay sanki bizim cenazemiz. Ay vallahi öldüm yorgunluktan ha. Sen de kayboldun ortadan çiçek miçek diye. Yine bütün işi üstüme yıktım. Gülcu. Hı? Kız bak ne diyeceğim. Şu Enver Bey ne talihsiz adammış be. Baksana oğlu cenazeye gelmez. Kızı lütfen uğrar. Abla yapma ya. Bari bugün yapma. Ne varmış bugün de? Bizden başka kimin umurunda Enver Bey'in ölmesi? Kim üzüldü ağladı bizim kadar? O yukarıdaki zır deli odasından bile çıkmadı. Ve zaten o süslü prensesin de kimseye hayrı yok. Ya sen nasıl bir insansın ya? Gülfem Hanım'ın bu acılı gününde bile dedikodusunu yapıyorsun. Ay Gülru, Allah aşkına. O cadı ne anlar acıdan falan. Şişt, saçma saçma konuşma. Bana bak. Gülfem Hanım hakkında doğru konuş, ablam demem ha. Sen elin karısı için ablanı mı çiğniyorsun ha? Gülfem Hanım elin karısı falan değil. Onun evinde çalışıyorsun, ekmeğini yiyorsun. Ayıp, ayıp. Ayıbı senden mi öğreneceğim ben be? Sen önce ablanla nasıl konuşman gerektiğini öğren. İnsan olmayı öğren sen de. Sen iyi çıktı bana adam yaptın. Bana bak, beni delirtme. Bırak mısın ya? Bırak mısın beni? Bırak mısın beni? Serüven ne yapıyorum biliyor musun? Hayır, Serüven. Ne oluyor size? Bu ne hal? Bir şey yok baba. Manyak senin bu kızın baba, manyak. Görmüyor musun saçıma yapıştı. Ben mi yapıştım seni? Size böyle mi terbiye verdim ben? Acımızın, cenazemizin olduğu gün şu hale bak. Gülru, ne oldu kızım? O yonca cadısı bir daha terbiyesizlik yapmayacak abla. Git konuş şununla Gülfem Hanım'ı çekiştirip durmasın artık. Tamam. Anlaşıldı, kavga çıkmış. Ben gideceğim. Sen bak Çiçek. Ya Gülru bazen yonca sinirli çıkışlar yapıyor. Ama senin bu Gülfem Hanım takıntın bizi bitirdi be kızım. Takıntı değil abla. Annem biz küçükken bize masallar anlatırdı, hatırlıyor musun? Sonra annem hastalandı. Ben çok ağlardım. Annem ağladığımı görüp daha da üzülmesin diye kaçar bahçeye saklanırdım. Sonra bir sabah balkonunda Gülfem Hanım'ı gördüm. Peri kızı gibiydi. Annemin anlattığı masallardaki prenseslere benziyordu. Sonra annemin hastalığı iyice kötüledi. Hastaneye kaldırmışlardı hatırlıyor musun? Bu kadar saçlarım vardı benim, onları da kesmiştiniz. Ama Gülfem Hanım'ın saçları upuzundu, ipek gibiydi böyle. Daha da masal anlatamadı annem. Ben hep Gülfem Hanım'a bakıp kafamdan masallar uydurdum. Perim o benim. Gülru, sen de benim peri kızımsın. Hadi gel bize gidelim de mezuniyet elbisene bakalım.